Evet sevgili arkadaşlar, şimdi f fonksiyonunun tersini bulmaya çalışacağım. F fonksiyonunun tersini bulmak için genel olarak kullanacağımız yöntem şudur. Bu tarz sorularda eğer ki burada 2x eksi 5 varsa, bakın buradaki cep notunu kullanarak fx fonksiyonu ax artı b tipindense, bu durumda f fonksiyonunun tersi x eksi b artı ne olacaktır? A olacaktır. O halde buradaki f fonksiyonunun tersi için ne söyleyebilirim? Bu ifade burada x artı 5 bölü neye eşittir? 2'ye eşittir. Ve buradan da arkadaşlar f fonksiyonunun tersinde 2'yi yerine koyarsam yukarısı 7, aşağısı 2 olacağından sorumun doğru yanıtı 7 bölü 2 olmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar, burada f fonksiyonunun eşitliğin diğer tarafını aldığımda burada 2x eksi 1 kalacaktır. Bu ifade f'nin tersinde neye eşittir? X artı 3'e eşittir. Bu durumda x artı 3 ifadesi yerine 5 gelmesini istiyorsam x yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Sol tarafta elde ettiğim eşitlikte x gördüğüm yere 2 yazarsam burası 3 olur. Burası f fonksiyonunun tersinde 5'tir. O halde bu ifade 3'e eşit olduğundan sorumun doğru yanıtı 3 olmalıdır. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi uygun tanım aralıklarına verilen fx eşittir ax artı b bölü cx artı d biçimindeki fonksiyonların tersini bulurken burada arkadaşlar yapmanız gereken işlem d ile a'nın işaretlerini değiştirerek yerlerini değiştirmektir. Şimdi bu tarz verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri hakkında da şunu söyleyebilirim. Tanım kümesinde şu kısmı sıfır yapan ifadeyi ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. Fx'in paydasını sıfır yapan değeri. Ardından görüntü kümesinde de arkadaşlar fx fonksiyonunun tersinin paydasını sıfır yapan ifadeyi ne yapacaksınız? Görüntü kümesinden çıkartarak f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini bulacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, f fonksiyonunun tersini bulmak için burada yapmam gereken işlem, burada görmüş olduğunuz gibi bakın şu ifadeyi alt tarafa alacağım. Yalnız burada sabit terim 5 olduğu için şu ikisinin yerini değiştirmem lazım. Aynı zamanda da işaretleri değiştirmeliyim. Yani burası eksi 5x artı 1 olacak. Alt taraftaki ifadede eksi 3 eksi ne olacak? 2x olacak. Bu durumda f fonksiyonunun tersi ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi f fonksiyonunun tersini bulmaya çalışacağım. Yukarıda x'in katsayısını aşağıya alıyordum. Şimdi aşağıda sabit terim yok. Sabit terim olmadığı için burada şöyle düşünelim. Artı 0 var derim. Şu iki ifadeyi yer değiştireceğim. Aynı zamanda işaretleri değiştireceğim. O halde fx ifadesi burada. Bakın 0 yukarı alırsam x kaybolur. Burası 1 olur. Alt tarafta arkadaşlar 3x eksi 2 oluşur. Demek ki bu fonksiyonun tersi 1 bölü 3x eksi 2 fonksiyonuymuş. Evet şimdi arkadaşlar buradaki a ve b sayılarını nasıl bulurum? Bakın buranın paydasını 0 yapan x değeri 1'dir. O halde a'nın değeri 1 olmalı. Hemen şu alt tarafa f fonksiyonunun tersini yazalım. F fonksiyonunun tersini yazıyorsam eksi 1'i yukarıya artı 1 olarak alıyorum. Burası x artı 5 oldu. 2'yi aşağıya eksi 2 olarak alıyorum. Burası x eksi 2 oldu. Bu ifadenin paydasını 0 yapan x değeri 2 olduğundan b değeri ne olmalıdır? 2 olmalıdır. Bu durumda a ve b değerleri ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi f fonksiyonunun tersini eşitliğin diğer tarafını aldığımız zaman f1 ifadesi burada neye eşittir? 12'ye eşittir. X gördüğüm yere 1 koyarsam burası ne yapar? A artı 2 yapar. Ve bu ifadenin değeri 12 ise 2'yi karşıya aldığımda a'nın değeri 10 olarak bulunur. Doğru yanıt a seçilir. Evet şimdi arkadaşlar f fonksiyonu burada x artı 5 ise bu durumda f fonksiyonunun tersi olan fonksiyon burada x eksi 5'e eşittir. Alt tarafta bize sorulan ifade g fonksiyonu içerisinde g'nin tersinde ne vardır? 8 vardır. F'nin tersinde 8 vardır. F'nin tersinde 8 yerine yazılırsa bu durumda bu ifadenin değeri 3'tür. O halde bu ifade burada g3'e eşittir. G3 fonksiyonunu bulmak için de x gördüğüm yere 3 yazarsam bu ifadenin değeri 3 bölü 2 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, verilen fonksiyonun tersi kendisine eşitmiş. Şimdi ben bu fonksiyonun tersini bulmak için ne yapıyorum? A ile 2'nin yerini değiştiriyorum. Tabii bu değişikliği yaparken aynı zamanda da arkadaşlar işaretleri değiştireceğim. O halde burada F fonksiyonunun tersi şuna eşittir. 2'yi yukarıya eksi 2 olarak aldım. Burası eksi 2x oldu. Alt tarafta da arkadaşlar ne oluştu? X eksi A oluştu. Bu durumda bu iki ifadenin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Bu iki ifade birbirine eşit olacaksa ax ifadesi burada eksi 2x'tir. Yani a'nın değeri eksi 2 olmalıdır. Doğru yanıt a seçeneğidir.
Evet sevgili arkadaşlar, şimdi öncelikle şuradan f fonksiyonunun tersini hesaplayalım. F fonksiyonunun tersi burada neye eşittir? X artı 6 bölü 2 eşittir. Şimdi alt tarafa geldim. Alt tarafta arkadaşlar benden şu ifadeyi istemekte. Bu ifade g içerisinde f fonksiyonunun tersinde x'tir. Eşittir diyorum. G fonksiyonu içerisinde f'nin tersi yani ne olmalı? X artı 6 bölü 2 olmalı. Şimdi g fonksiyonunda x gördüğüm her yere x artı 6 bölü 2 yazarsam x artı 6 bölü 2'den 3'ü çıkartıyorum ve ardından bunun karesini alıyorum. Bu durumda bu ifade ne yapar? X bölü 2 yapar ve bunun karesi alındığında buradan da elde ettiğim ifade x kare bölü 4'tür. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar fx ifadesinin anlamı y'dir. Bu durumda dikkat ederseniz bu ifade x eşittir 2y artı 1 bölü 3 eksi y ifadesidir. Bu durumda arkadaşlar x yalnız bırakıldığı için aslına bakarsanız f fonksiyonunun tersi bulunmuştur. Geriye tek bir hamle kalmıştır. F fonksiyonunun tersi burada y yerine x yazılarak bulunur. Yani burası 2x artı 1, alt taraf 3 eksi x olmalıdır. Bu durumda doğru yanıt A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar bu fonksiyon veriliyor. Fx fonksiyonu birebir ve ortadan olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar paydayı 0 yapan x değeri burada 1'e eşit olmalı. O halde x eksi b ifadesini 0 yapan x değeri 1 ise x yerine 1 yazıyorum. 1'den b'yi çıkarttığımda sonuç 0 geliyorsa b'nin değeri burada 1 olmalıdır. Şimdi f fonksiyonunun tersini hesaplayacağım. F fonksiyonunun tersi için şunu söylüyorum. Eksi b'yi buraya artı b olarak aldım. Burası bx artı 3 oldu. A'yı aşağıya eksi a olarak aldığımda burası x eksi a oldu. Bu durumda buranın paydasını 0 yapan x değerinin de 2 olması gerekir. Yani x eksi a ifadesi 0 iken x yerine 2 yazıyormuşum. 2'den a'yı çıkarttığımda sonuç 0 oluyorsa a'nın değeri burada 2 olmalıdır. AB çarpımı bu durumda 2'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi fonksiyonun tersiyle ilgili özellikleri incelemeye çalışacağız. Uygun koşullarda tanımlı FG ve H fonksiyonları için F fonksiyonunun tersinin tersi kendisine eşittir. F fonksiyonuyla F fonksiyonunun tersine bileşke işleminde işleme soktuğumuzda bu ifadenin değişme özelliği vardır. Yani bu ifade aynı zamanda F'nin tersi bileşke F'ye eşittir ki bu işlemin sonucu da I yani ne çıkacaktır? Birim fonksiyonu çıkacaktır. Şimdi önemli özelliklerden bir tanesi, üçüncü özelliğimiz F bileşke G'nin tersi. Burada G'nin tersi bileşke F'nin tersine eşittir. Şimdi arkadaşlar eğer ki F fonksiyonuyla G fonksiyonu birbirine eşit ise bu durumda H bileşke F ile H bileşke G fonksiyonları birbirine eşittir. Veya F fonksiyonuyla G fonksiyonunun eşit olduğu bu durumda F bileşke H G bileşke H'a ne olacaktır? Eşit olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bakın şuradaki eksi 1'i içeri dağıttığımda burada elde ettiğim ifade G bileşke F fonksiyonunun tersinde 3 ifadesidir. Yani ben bunu bulmaya çalışacağım. Bu ifadede G içerisinde F'nin tersinde 3'ün yerine yazılmasıyla bulunur. Önce şuradan F fonksiyonunun tersini bulalım. F fonksiyonunun tersi burada neye eşittir? X eksi 5'e eşittir. Burada 3 yerine yazarsam bu ifade neye eşit olur? 3 yerine yazılırsa eksi 2'ye eşit olur. Ve G eksi 2 ifadesinin değeri de bakın X yerine eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 1'den ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Demek ki bu ifadenin değeri burada eksi 1'e eşit olmalıymış. Şimdi bir cep notumuz var. Ne diyor bize? F içerisinde ax artı b varken bu ifade cx artı d'ye eşitse bu tarz fonksiyonlarda fx'i bulabilmek için eşitliğin her iki tarafına da x yerine ax artı b'nin tersi olan x eksi b bölü a yazılır demişiz. Birazdan örnekler üzerinde konuşacağız zaten. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu ifade buna eşitse fx'i bulalım demiş. Yani ne istiyorum? 2x eksi 3'ün olduğu yerde x olsun istiyorum. Bu durumda 2x ifadesinin değeri x artı 3 ise x yerine ne yazılmalı? X artı 3 bölü 2 yazılmalı. Şimdi bu durumda arkadaşlar bu durumda burası fx olacaktır. Eşittir diyeceğim. Burada 5 tane ne var? X artı 3 bölü 2 var. Bir de artı 4 var. Bu durumda fx ifadesi şuna eşittir. Burası ne yapar? 5x artı 15 yapar. Alt tarafta bölü 2 var. Artı 4 ekliyorum. Toplarsam buradan arkadaşlar ne elde edeceğim? 5x artı 23 bölü 2 elde ediyorum. Demek ki fx fonksiyonu buna eşit.
Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şu ifade için ne yazarsınız? F içerisinde gx yazarsınız ki bu ifadede burada neye eşittir? X kare eksi 2x artı 3'e eşittir. Gx gördüğüm yere ne yazdım? X artı 1 yazdım. Bu ifadenin ne olduğunu biliyorum. X kare eksi 2x artı 3 olduğunu biliyorum. Fx'i bulmak istiyorum. Yani x artı 1'in olduğu yerde x olsun istiyorsam x gördüğüm yere x eksi 1 yazmalıyım. X gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam burası fx olur, eşittir. Burada x eksi 1'in karesi var. Eksi 2 tane burada x eksi 1 var. Artı 3 var burada. Şimdi x eksi 1'in karesini açarsam x kare eksi 2x artı 1. Burada eksi 2x artı 2 artı 3 eşittir diyeceğim. Burası x kare eksi 4x değil mi? Ne var başka? 3, 2, 1 toplarsam ne yapar? 6 yapar. Demek ki arkadaşlar fx fonksiyonu burada buna eşit olmalıymış. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şurada f fonksiyonunun tersi hesaplandığında f fonksiyonunun tersine bir bakalım. Eksi 3'ü yukarıya 3 olarak aldım. Burası 3x artı 1 oldu. 3'ü aşağıya eksi 3 olarak aldığımda burası x eksi 3 oldu. Yani bu fonksiyonun kendisi neye eşit? Tersine eşit. Şimdi bu durumda arkadaşlar FOF işlemi için ne söylersiniz bana? Hocam bu işlem aslında f bileşke f'nin tersi işlemidir. Ve buradan da birim fonksiyon elde edilir. Şimdi burada 21 tane var. 21 tane varsa arkadaşlar ben bu FOF'lardan kaç tane olduğunu söyleyebilirim? 10 tane olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 10 tane olduğunda toplam 20 tane f olacak. Yani burada arkadaşlar her ikili birbirini götürdüğünde geriye bir tane f kalacak. Ve fx ifadesinin burada 3x artı 1 bölü x eksi 3 olduğunu bildiğimden demek ki arkadaşlar fx burada buna eşit olmalıymış. Yani bu işlemin sonucu direkt fx'e eşittir. Fx de 3x artı 1 bölü x eksi 3 olduğundan işlemin sonucu budur. Ve şimdi ters fonksiyon ve fonksiyonun kendisiyle ilgili grafik yorumlamayı nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Arkadaşlar bakın burada fc ifadesinin nereye gittiğini görüyorum, d'ye gittiğini görüyorum. Bu durumda f'in tersinde d'nin nereye gelmesi lazım? C'ye gelmesi lazım. fa'nın e'ye gittiğini gördüm. Bu durumda f'in tersinde e'nin de ne yapması lazım? A'ya gelmesi lazım. Evet, önce şuradan başlayalım. Bakın şu ifade için ne yazarsınız? F içerisinde f eksi 1 yazarsınız. Artı f'in tersinde 2. Tersten 2 nereye gider? Eksi 1'e gider. Tamam, eksi. F'in tersinde 0. Şimdi şu nokta ne noktasıdır? 1,0 noktasıdır. Tersten 0 nereye gitti? 1'e gitti. F eksi 1'in değerinin ne olduğunu biliyorum? 2 olduğunu biliyorum. O halde burada f2 yazılı. Artı burası ne yaptı? Burası eksi 2 yaptı. F2 ifadesinin değeri 2 burada eksi 1'e gittiğinden eksi 1 ile eksi 2'yi toplamam gerektiği söylenmekte. Bu x'in toplamı ne yapar? Eksi 3 yapar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi f fonksiyonunun tersiyle f fonksiyonunu bileşke işlemine soktuğunuzda burada ne elde edilir? Birim fonksiyon elde edilir. Birim fonksiyonla g fonksiyonunu bileşke fonksiyonuyla işleme sokarsanız bu ifadenin sonucu g olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şuradaki eksi işlemini içeri dağıttığımızda bu ifade g'nin tersi bileşke f'dir. Burada ne yapacağım? 2'yi yerine koyacağım. 2'yi yerine koyduğum zaman g'nin tersi içerisinde ne elde ediyorum? F2 ifadesini elde ediyorum. Hemen F2'yi hesaplayalım. X gördüğüm yere 2 yazarsam F2 ifadesinin değeri ne olur? 7 olur. O halde burası G'nin tersinde nedir? 7'dir. İşte bu işlemin sonucu da K olsun. Şimdi hemen şunu kullanacağım. Şunu karşıya alırsam buradan GK ifadesinin sonucu ne olmalı? 7 olmalı. Gx fonksiyonunda K yerine koyarsam burası K-3'tür. Bu ifadenin sonucu 7 ise K'nın değeri 10 olmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bakın burada ne var? G'nin tersi içerisinde fx var. Ve ben bu ifadenin ne olduğunu biliyorum. 5x artı 1 olduğunu biliyorum. G'nin tersini karşıya alırsam bu durumda fx ifadesi neye eşit olur? G içerisinde 5x artı 1'e eşit olur. Fx'in ne olduğunu biliyorum. 2x eksi 3 olduğunu biliyorum. Burası G içerisinde 5x artı 1'dir. Bakın bu eşitlikte eğer ki siz x gördüğünüz yere 1 yazarsanız bu durumda burası eksi 1 yapar. Eşitliğin diğer tarafı G 6 yapar. Yani doğru yanıt bu durumda eksi 1'dir. Doğru yanıt C seçeneğidir.
Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bakın burada f'yi eşitliğin diğer tarafına f'nin tersi olarak alırsam burada x artı 3 kalır. Eşitliğin diğer tarafında f'nin tersi içerisinde ne vardır? Gx vardır. Bu ifade arkadaşlar f'nin tersi bileşke g anlamındadır. O halde arkadaşlar aramış olduğum ifadenin sonucu x artı 3 olduğundan doğru yanıt e seçeneğidir. Evet, yukarıdaki şekilde grafiğe verilen fx fonksiyonu bu aralığında birebir ve örtendir. Bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmakta. Şimdi f3 ifadesinin değeri burada eksi 1'dir. Bunu görebiliyorum. Şimdi 3 tersten bakıldığında nereye gitmiştir? Bakın burası arkadaşlar şu nokta 0,3 noktasıdır ve 3 tersten nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Alt tarafta f içerisinde f1 var. F1'in değeri nedir? 0'dır. F0'ın değerinin de 3 olduğunu biliyorum. Yani buradan eksi 1 bölü 3 elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi g'nin tersi buna eşitse. Bu durumda burada g fonksiyonu için ne söylersiniz? 3'ü yukarıya eksi 3 olarak alacaksınız. Burası eksi 3x eksi 5 olacak. Alt tarafta da eksi 2 olacak. F3 sorulmakta bize. F3 soruluyorsa demek ki bak şimdi ne olması lazım? Şu ifadede f içerisinde gx vardır burada. Bu ifadenin sonucu 6x artı 4'tür. Tamam. F3'ü bulmak için gx'in ne olması lazım? 3 olması lazım. At eksi 2'yi karşıya. Buradan ne elde ediyorsun? Eksi 3x eksi 5 eşittir eksi 6. Buradan da arkadaşlar eksi 3x ifadesinin eksi 1 olduğunu, yani x ifadesinin 1 bölü 3 olduğunu elde ediyorum. X'ine 1 bölü 3 yazarsam burası f3 olacaktır. Burası 2, burası 4'tür. Toplamı ne yapar? 6 yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir.